Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlıyoruz. Yunus Suresi. Yunus Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki Mekki surelerden bir tanesi. Yani hicretten önce nazil oldu. Ve diğer Mekki surelerde olduğu gibi bu surede de genelde imani meseleler ön planda. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Elif, Lam, Ra. Bunlar huruf-u mukadda. Bunların bir takım sırları var. Ama genelde alimler Allahu alemu bi muradihi bi zalike demişler. Yani bunlardan muradının ne olduğunu en iyi Allah bilir. Tilke ayatul kitabil hakim. Bunlar kitab-ı hakimin ayetleri. Yani bu okunacak olanlar, bu surede bildirilenler hikmetli kitabın ayetleri. Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Hakim de, Kitab-ı Hakim de deniliyor. Yani hikmetli kitap. Allah-u Teala her tasarrufunda hikmet sahibidir. Ve kelamında da tamamen hikmet kendini göstermektedir. اَكَانَ لِلنَّاسِ اَجَبًا İnsanlar için hayret verici bir durum mu oldu? اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ Onlardan bir adama vahyedişimiz. En enzirinnaz şu şekilde insanları uyar. Ve beşirillezine amenu ve iman edenleri de müjdele. Enne lehum gadene sıdkın inde rabbihim. Onlar için Rablerinin nezdinde sıdk dereceleri var. Galel kafirune bu şekilde peygamber gelip de uyarıp müjdelediğinde kafirler dediler ki in hâze لَسَاهِرٌ مُّب۪ينَ اِنَّ هَذَا لَسَاهِرٌ مُّب۪ينَ Yani bu ancak apaçık bir sihirbaz dediler. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'in dört temel maksadı vardır. Bunlardan birisi tevhid, birisi nübüvvet, peygamberlik, birisi öldükten sonra dirilme, diğeri de adalet meselesi. Burada peygamberimiz ve diğer peygamberlerle alakalı nübüvvet konusuna temas ediliyor. Allah-u Teala insanlar içinden bazılarını seçiyor, elçi olarak gönderiyor ve bunlar Allah'ın dinini diğer insanlara anlatıyorlar. Bu şaşılacak bir şey değil. Yani madem Allah var, elbette nübüvvette olacaktır, peygamberler olacaktır. Allah-u Teala nasıl ki arıların içinden lider çıkarıyorsa, karıncaların içinden lider gönderiyorsa, insanlar içinden de bir kısmını elbette onlara lider yapacaktır, önder yapacaktır. Bunlara peygamberler deniliyor. Burada içlerinden birisi, onlardan birisi deniliyor. Yani peygamber madem ki insanlara gönderilmiştir, o halde onlardan biri olacaktır. Yeryüzünde yaşayanlar melekler olmadığına göre, gelecek olan peygamber de meleklerden değil, insanlardandır. Ve peygamberin başlıca iki görevine ayette dikkat çekilmiştir. Bunlardan birisi insanları uyarmak. Yani önlerinde ölüm var, ölümden sonra ahiret var. Bunları hatırlatmak, ahirette cennet var, cehennem var. Bunları nazara vermek peygamberin görevlerinden birisi. Ve bir başkası da müjdelemek. Müjdelemek derken Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetiyle, rahmetinin tecellisi olan cennet ile insanları müjdelemek. Ve ayette gademe sıdk, sıdk dereceleri. Yani ehli iman olanlar için böyle bir müjde var. Rablerinin nezdinde onlar için doğruluk mertebeleri, sıdk mertebeleri bulunmakta. Dünyada nasıl ki mesela güzel nimetlerde de mertebeler var. Diyelim normal bir ev, ardından güzel bir ev. Daha da güzeli, diyelim bir köşk, bir saray. Onun gibi diğer alemde de insanlar için cennette mertebeler olacak. Ve o mertebeleri insanlar bu dünyada kazanacaklar. Ve bunu doğrulukla kazanacaklar. Yani ne kadar doğruysa, özüyle, sözüyle ne kadar doğruysa ona göre diğer alemde derecesi olacak. İşte peygamberler insanları uyarıyor, insanları
ebedi bir saadete davet edecek şekilde müjdeliyorlar. Ama kafirler gelen peygamberi kabul etmeyip inne hâzâ le sâhirun mubin, bu apaçık bir sihirbazdır diyebiliyorlar. İnne rabbekum, sizin Rabbiniz sizi terbiye eden Allahu, Allah'tır. Sizin Rabbiniz Allah'tır. Yani sizi terbiye eden, sizi bir tek hücre halinden bir insan haline getiren, alemi sizin terbiyeniz için musahhar kılan Allah'tır. Ellezî halakas semâvât vel ard, o Rabbiniz ki gökleri ve yeri yarattı. Fî sitteti eyyem, 6 günde yarattı. 6 gün derken tabii yaratılışın başladığında şu anda 24 saat şeklinde olan gün söz konusu değildi. Evvelinde ay yoktu, güneş yoktu. Peki bu 6 günü nasıl anlayacağız? Alimlerin genelde dikkat çekmiş olduğu mana şudur. 6 günden murat 6 merhaledir. Nasıl ki insan ana rahminde başlıca 6 merhaleden geçerek yaratılıyor. Ve şu dünya hayatımız, işte bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık ve ardından ölüm gibi başlıca 6 merhale halinde. Onun gibi demek ki göklerin ve yerin de geçirmiş olduğu merhaleler başlıca 6 merhale şeklinde. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, sonra Allah arşa istiva etti. Arş, alemin idaresinin merkezi adeta. Yani Allah-u Teala daha sonra bir nevi tahta oturup ülkeyi idare etmek misali emirleriyle, iradeleriyle alemi idare etti. يُدَبِّرُ الْاَمْرِ, ve işin tedbirini o görür. Allah-u Teala tedbiri umur eder. Değerli izleyenlerim, nasıl ki bir insan diyelim bir apartman binası yapacak, o binayı yapmazdan önce bunun projesi olur, planı olur ve o plan ve projede artık her şey bellidir. Nerede ne yapılacak bellidir. Evvelinde henüz daha temel bile atılmamıştır ama proje olarak çatıya kadar, iç dekorasyonuna varıncaya kadar bellidir. Temsilde hata olmasın, Allah-u Teala alemi önce tasarlamış. Yani ilminde var, ilminde planı, projesi, tabiri caizse maketi, ilmi ilahide tek tek belli. Ve ahsa külle şeyin adede, Allah adetçe her şeyi tek tek belirleyip saymıştır. Böyle olunca şu alem gökleriyle, yeriyle, göklerde ve yerde neler varsa hepsiyle Cenab-ı Hakk'ın ilminde önceden bulunmaktadır. Bizler yaratılış itibariyle ezele gitmiyoruz. Yani muhakkak bir evvelimiz var. Ama Allah'ın ilminde bizler ezeliydik. Alem Allah'ın ilminde ezeli olarak zaten mevcuttu. Bunları bu şekilde takdir etti ve daha sonra tedbir-i umur ediyor ve bu şekilde alemdeki işlerin tedbirini görüyor. مَا مِنْ شَفِعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِ, yani Allah'ın izni olmaksızın hiçbir şefaatçi yoktur. Malum müşrikler putları Allah katında şefaatçi gibi görüyorlar. Onlara bir reddir bu. Ama şefaati tümüyle de reddetmiyor. Şefaat vardır ama Allah'ın izniyle vardır. Ve bu putlar vasıtasıyla olmayacaktır. Peygamberler gibi üst düzey insanlar vasıtasıyla olacaktır. ذَٰلُكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ, İşte Rabbiniz olan Allah, bunları yapan Allah'tır. فَعْبُدُوهُ, öyleyse siz de ona ibadet edin. İnsan her ne kadar küçük bir varlık ise de insanın hayatının devamı için alemde her şey gerekiyor. İşte gökler bizim için, yer bizim için, gökler ve yerin içinde olanlar bizim için. Madem ki bir kudret bütün her şeyi bizim emrimize vermiş, bizden de istenen bizi yaratana, alemi yaratana ibadet etmek. İbadet Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmaktır. Ve Mevlana gibi zatlar, işte bende şudem, bende şudem diye ifadesi var Mevlana'nın. Ben kulum, ben kulum, ben Allah'a kul oldum. İşte birisi birisine köle olduğunda üzülür,
ama ben Allah'a kul köle olmakla ben bununla iftihar ettim. Bu manaları Mevlana çok güzel bir şekilde ifade ediyor. İşte insan alemlerin Rabbinin muhatabıdır. Alemlerin Rabbinin kuludur. Ve ona göre belli bir takım görevleri yapmakla mükelleftir. Efela tefekkerun, öğüt almaz mısınız? Yani göklere, yere bakıp, kendinize bakıp düşünmez, öğüt almaz mısınız? İleyhi merciukum cemi'a, hepinizin dönüşü onadır. Yani Allah'tan geldik. Yani ilmi ilahide bir zamanlar ilim dairesinde vücudumuz vardı. Allah bizi şu dünyaya gönderdi. Ama bu dünya bir misafirhane. Bu dünyaya gelen herkes bu dünyadan netice itibariyle gitmek durumunda. Gidişat var. Ve kimse burada daimi durdurulacak değil. Oraya gidiliyor. Huzur-u ilahiye gidiliyor. İşte hepinizin döneceği yer Allah'ın huzurudur. Vaadallahi hakka, bu Allah'ın hak bir vaadidir. Allah bunu bu şekilde vaat etmiştir. İnnehu, şüphesiz o, yebdeul halga sümme yu'iduhu, önce yaratandır, sonra da iade edecek olandır. Yani Allah-u Teala bizleri yoktan yarattı, alemi yoktan yarattı. Tekrar iade etmek ona daha da kolaydır. Yani bir insan mesela ezbere bir şiir yazsa, ardından onunla ilgili kağıdı yaksa, herhalde o şiir kaybolmaz, yok olmaz. Onu baştan ezbere yazan aynı şiiri tekrar daha kolaylıkla yazabilir. Allah-u Teala bizi ve diğer şeyleri bidayeten yarattı ama ölümle bu dünyadan gönderiyor. Hepimizin karşısında ölüm var. Ama neticede ölümden sonra yeni bir hayat olacak ve Allah-u Teala orada tekrar bedenleri, ruhları bir araya getirecek ve böylece ebedi hayat diğer alemde devam edecek. لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْتِ Allah-u Teala'nın bu şekilde insanları bidayeten yaratıp daha sonra iade etmesi, iman eden, salih amel işleyenleri adaletle onlara mükafatını vermek içindir. Yani alem bunun için kurulmuştur. İman edenler açığa çıksın, salih amel işleyenler ortaya çıksın ve Allah-u Teala onların yaptıkları amellerin karşılığını versin. Onları mükafatlandırsın. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ama kafirlere gelince, yani şu imtihan salonunda ehli iman olup kazananlar var, bir de kaybedecek olanlar var. Bunlar da kafirler. Kafirlere gelince lahum şerabun min hamim, onlar için kaynar sudan bir içecek var ve azabun elim ve elim bir azap var. Bimâ kânû yekfurun, küfürlerine mukabil olarak. Yani nasıl ki ehli iman için mükafat vardı, adaletli tavırlarından dolayı kendilerine büyük bir mükafat verilecekti. Kafir olanlar için de işlemiş oldukları küfre mukabil taraf-ı ilahiden bir ceza var. Elim bir azap var. Cehennem gibi dehşetli bir azap mahalli. İnsan yazın sıcağında bile ağzı kuruyor, soğuk bir su içmek istiyor. Ama diğer alemde cehennem gibi bir hararet içerisinde cehennem ehline ancak kaynar bir su verilecek. Huvellezî, o Allah ki Câle şemse ziyâe, güneşi bir ziya kıldı. Vel gamera nura, ve ayı da bir nur kıldı. Aslında ay da güneş de bunların her ikisi bize ışık veriyor. Birisi gündüz, diğeri gece ışık veriyor. Ayet-i kerimede gündüz ışık veren güneşle alakalı ziya tabiri kullanıldı. Gece ışık veren ayla alakalı nur tabiri kullanıldı. Demek ki ay ve güneş arasında bir fark var. Günümüzde ilim dünyası bunu şöyle ifade ediyor. Güneş bizatihi ışık kaynağıdır ama ay doğrudan ışık kaynağı değildir. Zatında bir ışığı yoktur. O güneşten gelen ışığı yansıtır. Bundan dolayı güneşe ziya, aya da nur denilmiştir. Ve kitaplarımızda, tefsir kitaplarımızda şöyle bir ifadeyi de görmekteyiz. Nurul gamer
müstefadun mineş şems. Yani ayın nuru güneşten istifade iledir. Demek ki İslami eserlerde günümüz ilminde tespit edilen bir mesele daha evvelinde zaten tespit edilmiş, hem de ayete dayandırılarak tespit edilmiş ve ifade edilmiş. Tabii bu çok muazzam bir kudret, çok muazzam bir durum. Mesela evlerimizde işte elektrik lambaları oluyor. Onunla evimizi aydınlatıyoruz. Ve bazı saray gibi, köşk gibi güzel yerlerde daha özel ve güzel aydınlatma projeleri oluyor. Ama Allah-u Teala'nın gecemizi ay ile aydınlatması ve gündüzümüzü güneş ile aydınlatması çok muazzam, çok muhteşem bir proje. Bir tek güneşle dünyanın tamamı aydınlatılıyor. Bir tek ayla gecelerimiz aydınlatılıyor. Ve gece fazla ışığa ihtiyaç yok. Ayın ona göre apayrı bir yeri var ve çok güzel bir manzarası var. Öte yandan gündüz az bir ışık bize yetmez. Güneşe ihtiyaç var ve gündüz güneş gönderiliyor, gece ay gönderiliyor ve bunlar birbirine karışmadan ve çok dakik bir şekilde devam edip gitmekte. Kur'an-ı Kerim "Eşşemsu vel gameru bi husben" buyuruyor. Yani güneş de ay da hesap iledir. Dolayısıyla bunların belli hesapları var. Ne zaman doğacağı belli, ne zaman batacağı belli. Hepsi küllün fi feleki yesbahun, kendilerine çizilen yörüngede yollarına devam ediyorlar. Ve gaddarahu menazile, Allah menziller takdir etti. Litalemu, bilmeniz için, adede sinine vel hisab, seneleri ve hesabı bilmeniz için, hem ay hem güneş için menziller takdir etti. Burada özellikle bu menziller takdir etmek ay için düşünülebilir. Çünkü gözle de gördüğümüz şekilde ay büyüyor, küçülüyor. Bir hilal halinden dolunay haline geliyor. Ve insanlar onun durumuna bakarak ayın kaçı olduğunu, kameri takvime göre kaçı olduğunu ifade edebiliyorlar. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah bunu ancak hak olarak yarattı. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Allah ayetlerini bu şekilde fasıl fasıl tafsil ediyor, anlatıyor. Bilen bir kavim için. Yani ilimden anlayan kimseler için Allah-u Teala ayetlerini bu şekilde tafsil etmekte ve anlatmakta. اِنَّ فِي اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece gündüzün ihtilafında, farklı oluşunda, peş peşe gelişinde وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Allah'ın göklerde ve yerde yaratmış olduğu şeylerde لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ Allah'ın koyduğu yasaklardan sakınan takva sahibi kimseler için elbette ayetler vardır. Ayetler bizi Allah'a götürür. Kur'an ayetleri bize Allah'ı anlattığı gibi Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde bizi Allah'a götürmekte. Dikkat et, kainatın satırlarına nazarı ibretle bak. Çünkü onlar Mele-i Ala'dan sana gönderilmiş mektuplardır. Cenab-ı Hak bizleri bu ilahi ayetleri okuyabilenlerden eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.